Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün LTS 2 ile beraberiz. Bugün 1.49 güncellemesi geldi. Hem de 1.49 güncellemesinden önce de gelmişti. Daha doğrusu DAF XD aracımız geldi. Yeni bir araç. Bunların ikisini ben aynı anda çekeyim diye bu kadar bekledik biraz. Direkten tırsan Dorse DLC'miz geldi geçtiğimiz haftalarda. Onu da tanıtmak amaçlı bir video çekiyorum şu an. Hem Tırsan DLC, Dorse DLC'si hem de DAF modlu, şimdi mod diyor. DAF de aracı geldi işte yeni. Onu göstereceğim. Bir de ayrıyetten 1.49'la beraber gelen burada ikinci el çekiciler kısmı var. Hatta ilk bundan başlayabiliriz. Bu da ikinci el çekicilerde burada yıldızlarına göre fiyatları, kilometresine göre, aracın aşağıdaki hasar durumuna göre şeyleri var, fiyatları var. Arabanın motor, aracın motor gücüne, çekicinin motor gücüne göre, şanzımana göre, her şeyine göre fiyatlandırmalar var söz konusu. Mesela araç bitik, şu an durumu bir yıldız olarak gözüküyor. Ben bunu denedim, aldım. Araçlar sıfır hasarı olması, hasarın az olması, yani neredeyse sıfır olsa bile benim önceki video çektiğim hesabımda göstermiştim, şey yaptırmıştım, denemiştim. Burada yazdığı 1 milyon, yani 800 küsür kilometre, 8000 küsür kilometreye durum bir gösteriyor. Burada mesela altında, kilometrenin altında %17 kalıcı aşınma diyor. O kalıcı aşınmayı biz tamir ettirmiyoruz, parça değişimi olarak. Parça değişimi de çok yüksek fiyat çekiyor. Neredeyse hem bunu alsın hem bunu alsak, yani hem tır alıyoruz hem de parça değiştirmesine bir ton para ödüyoruz. Onu almak, onu yapmak yerine aslında sıfır tır alınabiliyor. Yani aynı paralara. Ama bu geçici bir çözüm. Yani şey olarak, mesela paranız yoksa, yeni bir sayı başlıysanız eğer, ikinci el tırları tercih edebilirsiniz. Ama ne olur? Arada bir stop eder. Yani o oluyor. Yani burada markaların şeylerine göre, tırların değerlerine göre fiyatlandırmaları söz konusu. Tırların, yani durumlarına göre de fiyatlandırmalar söz konusu. Ayrıyetten şurada, burada da tekrar bildirim gösterdi. Mesela şurada bir çevrim içi olarak gidelim mesela. X'de değil kalpti. DAF X'de yeni aracımız açılırsa bugün inşallah geldi. Ona da bakalım. Onu da göstereyim size. Evet, bu da yeni aracımız DAF XD olarak. 3 tane kabin seçeneğimiz var. Sleeper. Yani biraz daha yüksek. Hatta bu yataksız olan versiyonu. Bu yataklı olan versiyonu. Bu da yataklının yüksek versiyonu. 5 tane dingil seçeneğimiz var. Şöyle göstereyim. Uzunu var. Bundan daha uzunu varmış hatta. Böyle, böyle, böyle. Motor seçeneklerinde de motor seçeneğimiz az. Şu mod zaten. 5 tane motor seçeneği var. En fazla 450 beygir oluyor. 4 tane vites seçeneğimiz var. Hepsi 12 vites. İkisi retardarlı, ikisi de retardarsız. İç kısma geldiğimiz zaman bildiğimiz DAF X G Plus'larla aynı, yani değişen bir şey yok. Yani bu iç yapılandırma diyeyim, yani daha doğrusu aynı. Renklerde de bir şey yok. Yani çok fazla modifiye seçeneği de yok. Zaten bu oyun şeyde, tırda. DAF DLC'si olmasına rağmen bile çok fazla modifiye seçeneği olmuyor. Burada gözüktüğüne bakmayın siz. Yani sadece parça koyabiliyoruz mesela, renklerini değiştirebiliyoruz, şey yapabiliyoruz. Mesela farlara şey koymuşlar, yuvarlak koymuşlar, seçme şeyi sarkı koymuşlar ama değiştiremiyoruz mesela. Bu şekil.
Bu da böyle bir araçtı. İptal etmek istiyoruz. Evet, buradan da çıkalım. Ayrıca da Tırsan doğal işte DLC'si gelmişti. Onu bir önceki video çektiğim zaman da vardı zaten. Ama ben şimdi nasıl buldu? Bunlar var. Konteyner taşıyıcımız var uzun. Küçük konteyner taşıyıcımız var kısa. Sal dorsemiz var. Perdeli var. Damperli var. Bir de frigorifik var. Yani dondurucu var. Bu da böyleydi. Şimdi şöyle haritamıza bakmak gerekirse ben Karlıurfa'dan çıktım. Şurada güzel bir yol vardı. Oraya kaçırmamak amacıyla madenden yükümüzü alacağız. Yükümüz nereye? Şu an hatırlayamadım. Artık yük aldıktan sonra bakarız. Neyse, yola çıkalım hadi. Çok vakit kaybetmeden. Aracı da şöyle göstereyim. Yani işte de bu kadar fazla yapabiliyoruz. En fazla zaten şeyleri falan koyabiliyoruz. İkinci şey olarak da ben böyle yaptım. Zaten araç çok fazla modifiye edilmediği için bir şey de yapamıyoruz. Doğrusu da bu şekilde oldu. Araç İstanbul plaka. Doğrusu Sırp plaka. Yola çıkalım. Ben ses modu kullanıyorum. Ama bu tırı destekliyor mu ses modu onu bilmiyorum artık. Yani gel normal modsuz şekilde de böyle mi? Tren sesi falan onu bilmiyorum. Buradan hafif biraz camımızı açalım. Ödesimizi takalım. El külliyatımızı indirelim. Yola çıkalım. Burada güzel bir yolumuz var. Orayı kaçırmak istemedim. Videoyu almak istedim. Yükümüz biraz uzun. Yani burada gözükmüyor ama şu an şu andıktan sonra biraz uzak görünüyor. 560 km falan civarında. Ama o kadar gidemeyebiliriz. Böyle de nereye kadar gidebilirsen artık. Umarım ya şöyle biraz videolarda dikkat ediyorum ama oyunun sesi biraz fazla geliyor gibi videoya. Benim sesimi bastırıyor gibi oluyor biraz. Biraz daha kısayım ben oyunun sesini. Şu an iyidir umarım. Hatta bir tık daha açabiliriz. Belki 25'e getireyim. Yarı yarıya olsun. Hem sesimi bastırmaz hem de güzel bir duyum yakalarsınız. Yine GeForce Now'da oynuyorum. Bildiğiniz üzere bütün oyunları bu GeForce Now'da oynuyor. Türkiye'de veli nimet gibi GeForce Now, çünkü Steam artık dolara geçti. Bu dolara geçme konusunda bence hatalı ve o hani o kadar oyunun uzmanı olmasam bile en azından bir iyi kötü bir bilgim var. Yani ben de doğru bulmuyorum bu Steam'in dolara geçmesini. O ayrı bir mevzu. Bunlar yürümeyecek mi? Bunlar şöyle bir sollasak aslında iyi olur. Bunlar çünkü buradaki hız, yani aracın ne kadar gidebileceğine bakmıyorlar. Hız sınırına göre gidiyorlar. 50 ile falan gidiyorlardı bunlar. Şöyle bir deneme yapalım diyecektim. Çok güzel. Çok güzel. Daha dakika bir goldür. Video başlamadan kaza yaptık. Çok güzel. Allah'tan yük yok sırtımızda. Şunlara bir selektör at ya. Yürüyen arkadaş. Kornası da böyle bu arabanın. Sağa dönelim, yükümüzü alalım hızlıca. Tekrar yola çıkalım. Yükü aldıktan sonra başlayacaktım aslında videoyu ama baktım yol güzel. Şimdi başlatayım. Böyle madene giriş yaptık.
Ben ayrıyetten fizik modu kullanıyorum. Hani tırın kendi fiziği değil, ayrıyetten fizik modu da kullanıyorum. Bunu da söylemiş olayım. İsteyen olurlarsa, link veremiyorum ama Steam Workshop'tan kullanıyorum ben modları. Çünkü GeForce'la dışarıdan mod kabul etmiyor, yani Steam'de Workshop'undan olması lazım bunun. Önce de mecbur çoğu modum Workshop modu. Aslında daha iyi benim için de, yani uğraşmıyoruz hiç mod yüklemekle falan. Şuradan yükümüzü hemen teslim alalım. Split'te 484 km yolumuz var ama biz bunun hepsini gidemeyiz büyük ihtimal bu videoda. Size uzun oluyor videolar. Şuradan gidelim. Neymiş yükümüz? Orada mı? Burada. Şurada olsaymış daha iyi olmuş. Neyse. Gireriz. Küçük anne modu kullanıyorum ben. Ekran en azından çok fazla yer kaplamıyor yani. Hem de hoşuma gidiyor yani. Görüş açım şey olmuş oluyor. Böyle bir örgü edelim arabamızı. Tırımızı yanaştıralım. Çok geldik bu tarafa biraz. Şöyle gidelim biraz. Şöyle yapalım. Tamam. Aslında dolum cihazı şunlar arkadaşım. Biz niye buraya park ediyoruz? Şunun altına girsek doldursak ya oradan. Normalde olması gereken o değil mi? Yükümüzü hemen alalım. Şöyle bir haritamızı açalım. Nereye kadar gidebiliriz? Saraybosna, Mostar'a kadar gidelim. Mostar'a kadar gidelim. Mostar'da gişelerde park edelim. Hatta kişiler de gelmeyelim. Şurada park edelim. Bakayım kaç kilometre gözüküyor orası. Hadi gidelim. İyi yolculuklar. Yükümüz 26 ton. 25 tonmuş. Taş dolu taşıyoruz. Yani bu araç en iyi her fiyatta bence. Yolculuğu. Şuradan çıkalım. Şurası güzel aslında. Ben buradan gitmeyi tercih ettim. Daha önce oynadım ben bu bölgede. Bu madenden yine şey aldım. Yıkandım. Burası güzel. Da şunu kapatabiliriz aslında. Evet. Böyle daha hoş bir görüntü olur. En azından sizin için. Ya benim için de oluyor da ben zaten orada kapatılarak oynamayı tercih ediyorum çoğu zaman. Aracımız 450 beygir. Yani bu şeyde gösterdiğim, tamirhanede gösterdiğim, kalerde gösterdiğim gibi en yüksek seçeneği kullanıyorum. Böyle ışıklandırmalar mevcut. Bu yan tarafında böyle şeyler var ama arka çamurlukları falan. Geçsene kardeşim, niye bekliyorum? Arka çamurlukları falan oralı yapamıyoruz. Ya siz yol vereceğiniz mi? Ne yapıyorsunuz size? Transit dur da yol geçeyim ben bari. Ya 1.49'dan sonra ETS'nin yapay zekaları da bir hoş oldu iyice. Ben artık anlamakta güçlük çekiyorum ne yaptıklarında. Şeridimize girelim. Alımımızı devam edelim. Hatta ben şöyle bir manuel alayım. Çekişini kuvvetlendirelim. Zaten hızlı gidemeyiz. Yükümüz var. Yerimizimiz de çok zaten. Ya bunun da göstergesi böyle olmuş. Ben beğenemedim şahsen. Çünkü ben şurada vitesi görüyordum.
Ha, şu an niye göremiyorum vitesi? Ha, vites aşağıda yazıyor, doğru. Sağa dönmeye hazırlanın. Retarder mi açık? Sağa dön. Buradan sağa çıkalım. Orada gişe kapısı mı var? Ha, doğru, evet. Burada gişe kapısı vardı. Buradan bir retarderimizi çekelim. Biz buradan girmiyoruz mu yoksa? Yapma. Ya geldim ben buraya kadar ya. Bir daha geri mi çıkacağım ben şimdi burada? Ya bunu daha sevmedim elinize. Geri çıkalım. Arkamıza araba da geldi. Ya, ne oldu şimdi? Bana niye demiyorsunuz önceden bunu? Şuradan geçsem. Şu arabanın önünden. Olmaz mı öyle? Dur. Dur Hacı abi, dur. Dur. Aa, ne oldu? Şöyle geçsem mi? Oralı açsa orayı. Hiç geri çıkmaya uğraşmasak. Şöyle ben buradan uzasam ufaktan. Etçük hasar aldık ama. Bir şey olmaz, daha şey taşıyor zaten. Taş tozu taşıyor zaten, onun da hasar alacağını zannetmiyorum. Devam ediyoruz bakalım. West Balkan DLC'sindeyiz. Zaten anlayacağınız üzere de haritadan. Öyle olmaz lan. Dur dur dur. Birine neyim git. Öyle olmaz. Mesela şu sağ tarafta bir yol var arkadaşım. Biz niye buraya gidemiyoruz? Ben gitmek istiyorum. Ne bekliyoruz bunlara ya? Biz de bunları bekliyoruz ya. Makine gergin. Her şey usulüne uygun. Tabii ki de uygun. Ne sanıyordun kardeşim? Sana bir mazot alsak iyi olur. Üç diş mazotumuz kalmış. İlerleyen yerlerde var mı? Şöyle haritadan bir kontrol edeyim. Şuradan alırız. Hatta Saraybosna'ya alalım. Şimdi Saraybosna'yı keşfetmiş oluruz. Büyük ihtimal videoyu da ben Saraybosna'ya kadar çekerim. Çünkü şu an 15 dakika oldu. Daha yeni çıktık yani. Yavaş gittiğimizden kaynaklı yol bitmiyor. Dört diş retarder çekiyorum, araba hala dorsi arkadan itip duruyor.
Şurada geçsem aslında daha iyi. Benzinin oraya gelince 50'ye kadar falan düşer yine. Yani. Şöyle bir sollamaya çıksak. Karşıdan gelen var mı? Var. Yok. Varmış. Gözümü görmedi bir an. Allah'tan geçtik. O iyi, sen de sağa döndün. Çok güzel. Çok güzel. Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz rahatsızım. Hastayım daha doğrusu. Bir alerji söz konusu. Alerji olduğundan kaynaklı öksürük, burun akıntısı falan olabiliyor. Artık kusura bakmayın, yapacak bir şey yok. Şatavları bizi burada tutar mı? Tutmaya da biliyor, tutabilir. Tuttu ya, iyi oldu. İyi bir seyir noktası keşfetmişiz. Neredeymiş? Ha, oradan geçiliyor mu? Orada bir geziyorlar. Burada. Orada da var herhalde. İkisi gözükmüyor çünkü yolun girişinde. Dur sana kardeşim. Hiç olmaz öyle, dur. Yani dur. Işık da var zaten burada. Aşağı kaçırma, yetiş yetiş. Şöyle bazı sokak araları var. Oralar açık gibi duruyor. Mesela ben girmeye çalıştım da giremedim. Açık gibi duruyor ama yani. Duracağına da durmuşuna da kardeşim. Ne çok ışık var burada ya. Yürüyün arkadaşlar. Bu trafik ne ya? Lan burada ışık mı olur lan? Bir şey geçmiyor lan burada. Ne, tramvay mı geçiyor? Tramvay geçiyormuş. Olaya bak. O da durdu. Ne yapacağız biz şimdi? O da durdu. Bu da durdu. Bunlar beraber mi gidiyorlar? Yürüyün lan hadi. Al bak. Ha, baba baba. Bak. Bak, tramvay çarpacak şimdi bir arabaya. Bak. Ne saçmalama iş lan bu? Tramvay dediğin şehrin ortasından gider. Ha, iyi varmış. Öbür taraftan git. Veriyorum bu taraftan. Al, yine kırmızıya takıldık. Anasını satayım. Bu arada jant modu kullanıyorum. Onun kendi jantlarına bir revizyon yapmışlar. Kromları falan daha güzel gözüküyor. Tavsiye ederim. Steam Workshop'ta bulabilirsiniz. Daha yeni mi bu aslında? Hadi be. Yeşil yanda devam et. Alttan devam et. Ya sizin bekleyeceğim. Yürüyün ya.
Video geçiyor ya. Devam et ya. Allah Allah. Bak bu da döneceğim diyor. Şu müzik olsa iyi olur aslında da. Müzik iş olsa. Ama Steam. Ya Steam diyorsun. YouTube maalesef izin vermiyor. Telif hakkı diyor. Geçen Battlefield 1 video çektim. Battlefield 1'deki ara sahnedeki müziğe bile telif koydu. Yok değilmiş arkadaş. Telifliymiş. Telif hak sahibi de yayınlamasına izin vermiş. E bana niye o zaman mesaj atıyorsun tekrar sen telif yedi diye. Telif yememiş yani. Telif hak sahibi yayınlanmasına izin vermiş. Çünkü oyunda geçen bir müzik, oyun videosu çekenler ne yapacak? Kapatamıyordu orayı. Önemli bir yer. Buradan ben seni geçeyim dolmuşçu. Biraz hızlanalım ya. Hızlanalım biraz. Birazcık hızlanalım. Buradan bebek var. Ya böyle dar yollar. Çok zikzaklı yollar sarıyor ama videosunu çektiğiniz zaman çok uzun sürüyor. Çok uzun sürdüğü için de hem bana zarar hem de siz izlemiyorsunuz. Çok uzun sürdüğü için. MTS2 videomuz iyi izlenmiş. Zaten kanalın en yüksek izlenen videolarından biri olmuş. Benim de hoşuma gitti. Ben sola gireceğim. Dolmuşçu kardeş. Dolmuşçu kardeş izin versene. Sinyal veriyoruz. Arkadaş. Sikekleyecekler ya. Tam 30 dakika olacak herhalde gidiyormuş. Şu ileride duracağız birazdan. Oradan sonrasında devam etmem herhalde. Eğer bir video daha çekersem oradan sonrasında yolun devamı olarak çekerim. Şuradan şöyle uzarsak sol şeritte güzel olur. Kardeşim sol şerittesin yürü ya. Lan 60'a kadar düşmek ne lan? 70 lan sınırı. Bizim mazot alacak. Mazot almayı da unuttuk. Arabada mazot kalmadı. Ne içecek bu araba? Ne yiyecek? Araba neyle çalışıyor? Bunu düşünen yok. Böyle ben sağa geçsem iyi olur aslında çünkü sağdan çıkacağım ben. Şöyle bir sağa geçeyim, yol verdiler, güzel oldu. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağa girelim de abi, şu trafikten kurtar beni. Gözünü seveyim. Trafik çok. Çok trafik. Volvo kamyonu gidiyor. Ne götürüyor? Yedek parça götürüyordur. %100. Volvo Cars diyor. Araba götürmediğine göre yürüse de iyi olur aslında. Tabii yürümedi. Yürü be kardeşim. Oradan geçemeyiz. Gişe de var. Şurada otomatik gişesi vardır. Pek yok gibi otomatik gişesine. Umarım vardır. Çünkü çok bekleriz bunda otomatik gişesi yoksa. Vallahi yok gibi. Var da ağır ağır geçiyor kardeşim. Hızlı geçiş sistemi var ya. Çekil bakayım. Aç yolu aç. Aç yolu.
Kaç yol vardı şimdi bakalım. Yol verin bakayım. Mesela size mavi yol verin. Kardeşim eyvallah. Şuradan şöyle ben şimdi sol basamazsın da daha çok güzel olur biliyor musun? Bal gibi de olur. Karşıdan da araba gelmiyor. Müthiş olur. Bir arada da pek sollayasım gelme. Geldi aslında da. Araç sıkıntılı yatabilir hemen. İşimiz var çünkü. Devam et be. Lan devam et. Sen lan neyi bekliyorsun lan? Kimse yok lan. Allah Allah. Çıldırtacaklar adamı ya. Video 30 dakika oldu ya. Biz duracağız en son. Nerede duracağız acaba? Daha çok var. 10 kilometre daha var. Aha. Ne oldu? İttirse anasından. Bağlantı kodu diyor. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ay senin bağlantına sokayım kardeşim. Mantar süremiyoruz lan. 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 Lan ne oluyor lan? Video patlayacak. Lan bir video çekecek. Anasını satayım. GeForce'unu al. Kardeşim. Bak kendine gel. Şamarlarım bak seni. Şamanözü dayağı yedin mi sen? Bakla bakla bakla. Neyse şurada durak var. Mostara da giremedik. Mostara da giremedik. Şurada durak var. Yapacak bir şey yok. Bağlantı kötü diyor. Buradan böyle devam edemeyiz yani şahsen. Direksiyonun aldığı vaziyete baksana. Dönmüyor bile. Bak 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 bak. Bak. Bakla bakla bakla. Bakla bakla bak. La 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 la. Ben dur şuraya bir bari mazot alak şurada. Ay senin bağlantına sokayım kardeşim ben. Babanı ölmüşlerini. Dur la dur artık ha. Neyse böyle bitirek mi diyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın internet. Aslında iyi bir internet. VKTS2 videosunda şey yapmıştım ama GeForce'un kendi bok kimesi bu biraz aslında. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenmeyi. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da ben burada kaldığım yerden devam ederim. Mostar'dan da Split'e kadar gideriz. Büyük ihtimal. Çünkü otoban orası. Şuradan şöylesi otoban olduğu için oradan devam eden durmadan gideriz. Bize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.